Seçime 3 hafta kaldı. Bu süreçte, tabii bu süreç yaklaşık 8 ay önce başladı seçimin ertelenmesiyle birlikte. 8 aydır Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleriyle yatıyoruz kalkıyoruz. El ele de bu kadar rekabet olması mevcut yönetimin ciddi anlamda başarısızlığın göstergesidir aslında. Bakın hemen yanı başımızdaki Zonguldak tek listeyle seçime gidiyor. Dolayısıyla doğru işler yapanlar da karşıda bir rakip olmuyor ve tek liste haline gelebiliyorlar. Bizim de bütün amacımız bu mevcut yönetim şeklinin, anlayışının değişmesi noktasında bir araya gelebilmekti. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımıza başlamıştık. Bu süreçte odamız üyesi, oda üyelerimizin hepsini sağ ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bizler gibi diğer arkadaşlarımız da gidiyor. Tabii bu da oda üyeleri üzerinde ciddi anlamda o için bir baskı oluşuyor. Bu baskıyı yapanların aslında anlatacak pek bir şeyleri yok. Onlar ancak baskıyla ya da dışarıdan gelen bir takım talimatları ileterek oy toplamaya çalışıyorlar. Fakat bizim ziyaretlerimiz o şekilde gerçekleşmiyor. Biz ziyaret ettiğimiz her üyemiz bize gerçekten ciddi bir ilgi ve samimiyet gösteriyor. Projelerimizi dinliyor ve destek veriyor bu işin sonunda. Burada vurgulamamız gereken başka bir nokta var. Ziyaretlerde üyelerimizi dinleyen tek grup ve tek ekip birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız. Üyelerimizi dinliyoruz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Neyse ki çok az bir zaman kaldı. Sonuç çok kısa zamanda belli olacak. Son dönemece girdiğimiz bugünlerde hala anlamakta zorlandığımız bir takım durumlar var. Mesela mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızın ısrarlı bir şekilde tekrar yönetime gelmek gibi, tekrar seçilmek gibi bir gayesi var. Madem yeni vaatleriniz var, yeni söylemleriniz var da 10 yıldır bunu niye yapmadınız? 10 yıldır neden hiçbir konuyla ilgili ses çıkartmadınız? Ticaret ve Sanayi Odası'nı tamamen sıradanlaştırdınız. Sessiz, körler sağırlar, birbirlerini ağırlar şeklindeki bir kurum haline getirdiniz. Bir başka örnek vermek gerekirse, bazı arkadaşlar bu seçimi yerel yönetim seçimleriyle karıştırıyor. Ailecek üyeleri ziyaret edenler var. Akşam üzeri üyelerin evlerine gidenler var. Bizler ekibimiz ile iş yeri ziyaretleri yapıyoruz. Çünkü bu adı üzerinde Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini kapsayan ev ziyaretleri yok. Bu bir muhtarlık seçimi değil. Bu arkadaşlar muhtarlığa mı adaylar yoksa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine mi adaylar, ona bir karar vermeleri gerekiyor. Bir konuya da tekrar netlik kazandırmak gerekiyor. Bir takım sağda solda söylentiler, konuşmalar var. Bu grubun, bizim ekibimizin siyasi gelecek planı ile yola çıktığı konuşuluyor. Belediye seçimleri ya da genel seçimlerde kendilerine bir yer bulmak amacı taşıdığımız söyleniyor. Bizim grubumuzun böyle bir amaç ile bir araya gelmesi söz konusu değil. Kaldı ki hepimiz iş adamıyız. El elde yatırım yapan, el elde istihdam sağlayan insanlarız. Siyasi çalışmalarda yer almak isteyen bir kişinin, bir iş adamının TSO yönetimde olması nasıl bir avantaj sağlar? Bunu da pek anlamlı bulmuyoruz açıkçası. Bildiğiniz gibi ilk basın toplantımızı gelenekten geleceğe büyük ereğli sloganı ile yola çıkarak yapmıştık. Büyük olabilmek için güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olabilmek için ise birlik olmak gerek. Ereğli'nin kaybettiği bir nokta var. O da birlik olamamak. Ereğli'nin artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Yapılması gereken ben söylemlerini bırakmak, biz olmak, birlik olmak, güçlü olmak ve büyük Ereğli için kolları sıvamak. İşte biz bu düşüncelerle yola çıktık. Kaybedecek, boşa geçirecek zamanımız yok. Kavgaya, gereksiz gürültü çıkaracak tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Sabrımız da kalmadı. Şehir olarak bana sabrımız da kalmadı. Ereğli ekonomisine lokomotif görevi yapacak bir Ticaret ve Sanayi Odası çalışma programı planlayarak hazırlandık. Güçlerimizi birleştirdik ve geliyoruz. Önümüzdeki günlerle sizlerle yeniden bir araya geleceğiz. Burada hazırlamış olduğumuz projelerimizi tüm basın yayın organlığı karşısında ve üyelerimizle birlikte sizlere ilk sunumunu yapacağız. Bu toplantıda çok farklı paylaşımlarımız olacak. Özellikle proje ve programlarımız görülmeye değer. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum.
Bizi izlemeye devam edin diyor. Evet.